Ya yeah, it's very hot. Şöyle göstereyim. Köyde biraz önce pişirdiğimiz dumanı üstünde. Burası Panama'nın Bocas del Toro bölgesi. Panama'nın kuzeyi, yani Costa Rica ile sınırı desek daha doğru olur. Costa Rica sınırından yaklaşık 1 saat mesafedeyiz. Burası daha çok yağmur ormanı olan bir bölge. Ve Panama'nın da en büyük yerli halkı, Ngobe halkı burada yaşıyor. Şimdi burada Alfredo'nun evine geldik. Rehberimiz Alfredo'nun evi burası. Okay. This is the house where I live in with my family. Mm-hmm. I have 13 kids. How many? 13 kids. 13? And 9 girls and 4 boys. Our kid we have with one wife, with her. Wow. This is my wife. But not all kids now in the home. Because I think they went to the church, or I went to the visit maybe the people. Uh-huh. That's why you don't see people in the home. But yeah, when they come back, the house full. Okay, so normally when we cooking. We cooking banana, different banana, because in this area we grow more banana or taro plant. Mm-hmm. This is the taro root, the plant we saw and over there. Sure. Is this root? This root grow like 30 pound or 35 uh-huh. pound when you plant it in the fertile soil. Mm-hmm. That root. Itching if you don't cook it. Yeah, if you don't cook it. That's why you have to done well. Mm-hmm. Cook it. Keep cooking. When you cook it well, can itch in your tongue, can itch in. Also we cooking different banana like this. Sometimes we cooking together with the like this. This is sweet banana. Mm-hmm. But sometimes we cooking together with the fish. Oh. Or with the coconut meal. Normally coconut we grading with this thing. Oh, that's the coconut grade. Yeah, we grading and then we spring and then we get the milk. The coconut milk. Yeah, we put together with the fish with the banana. Wow. Normally more traditional, but now they don't have fish, that's why only I sent to them to cook in the banana by to show you. Is this ready to eat? Yeah, this is ready to eat. This thing, normally we can to eat with the salt. It's ready to eat. Can I try one? Oh yeah. Yeah. Şundan bir tane alalım bakalım tadı nasılmış. Sıcak bayağı. That is sweet banana. We call sweet banana because that banana when they get ripe, mm-hmm. it's very sweet, very very sweet. It's not sweet. That is raw, but we boil it. Muz tatlı değil kesinlikle. Yani patates gibi bir tadı var. Pişirdikten sonra fazla tatlı olmuyormuş. Bunlar biraz daha büyüdüğünde daha tatlı oluyor diyor. And this is how you cook it. Yeah, and we cooking like with that firewood like that. Or also before people cut the stick like that size, yeah, we put firewood. So the bigger stick we put like so, mm-hmm. and then we put the small one, so, and then we mash it. Okay. And then we get something like that. Normally you make the fire before, like that. Yeah, before, but now we use this thing. Yeah, but this is real wood too. It's on the outside. What are you cooking now? What's in the? And that is chicken. Oh, chicken? Chicken, yeah. Oh, you how do you open it? It's like it's very hot. Wait. Like okay, let me leave the
You don't have to. It was just like asking. Chicken for almuerzo? Yes. For almuerzo. Öğlen yemeği için böyle bir tavuk yapıyorlar bunun içinde. Chicken. Es delicioso. Sí. So that's so. Mm-hmm. You have to cut here and to make so. Careful, make, careful. Yeah. Sure. Little by little. Careful, careful. Hard to with a small machete. When you cut like that, you have to take off the shell like so. Mm-hmm. And also this one. Mm-hmm. And then uh-huh. To hit so. That's the coconut. That is coconut. There's still juice in it? Yeah. Okay, well, I also am peeling, but is my eyes is not so good, that's why. But she trying more. Don't cut your hands. Tienes que pelar todo. So like that, we peeling the this is one. This one is hard. Mm-hmm. Very hard. Oh, you burn it. You burn that one. Yeah, we can burn in this one also. Mm-hmm. We can burn in that one also. See, and so when we want to now, we grading. Mm-hmm. We grading. We're grading so. Oh. Careful, careful, careful. A lot of juice, I can drink it. Yeah, but here people are drinking also. Okay, we're grading. Oh. Don't cut your hands. No. This one, you can to eat. This one? Yeah. How's it taste? Mmm, it's very good. Yeah. Bayağı lezzetli. İnanılmaz tatlı bir insan cevizi. That is the milk. Mm-hmm, the coconut this one, milk. Yeah, this one we use by two. Cooking together the banana with fish. Uh-huh. Or by to make the oil. Yeah. Yeah. And this one we put chicken, but we have to wet with water a little bit. Yeah. And then we throw it out to the chicken. Yeah, it's delicious. Yeah. That's very delicious. Yeah, for chicken. Yeah. But this one we use by to cooking fish together with vegetable. Uh huh. Okay.
Gracias. Şimdi burada az önce çektiğimiz Hindistan cevizinin tadına bakacağım. Es muy rico. Muy rico. Bayağı lezzetli. Bayağı yani süt, bildiğiniz süt ama Hindistan cevizi sütü. Şöyle göstereyim. Kıvamı inanılmaz iyi. The chief from the Kasaka Eco Reserve. Aha. They drink that thing every day. Every day. Yeah, yeah, but I don't know why that thing not make to him to make a lot of kaka. I don't know why. But he drink. People told me they drink. He drink every day. Okay. Yeah, the thing like that. Un poco es está bien por mucho caca. Un poquito es okay. Es okay, okay, yeah. Okay. Şimdi bunun fazlası ishal yapıyormuş, cırcır yapıyormuş. O yüzden fazla içme dediler. Hindistan cevizini ben de bir yarım bardak denedim. Biraz içersen bir şey olmaz dedi. This is the medicine we call eucalipto. Eucalipto. Yeah, and ana. İlaç yapıyorlarmış bundan. İçinde karanfil var. Esto también cuando coronavirus came here, we drink this. This is guabito. This one called guabito norte. Guabito norte. Yeah. Esta es una té, ¿sí? Una té. Té medicina. Té medicina. Dolor para enfermar. Para enfermar. Dolor para sangre. Ajá. Dolor de cabeza. Ajá. Más cosa para eso. Para coronavirus la otra. Koronavirüs buraya geldiğinde kimse aşılanmamış bu köyde. Ama köyde hiç kimse koronavirüs yüzünden ölmemiş. Çünkü bu yaptıkları bitkilerden kullanmışlar. Ve çok iyi geldi diyor. Tedavi oldu hasta olanlar. Kimse koronavirüsten ölmedi bu köyde diyor. Bu arada bu köyde de 1200 kişi yaşıyor. Yani böyle 5-6 kişi değil. Bayağı bir insan hastalanmış ve bu ilaçları kullanarak iyileşmişler. That is not eucalipto. Clavito de olor. Clavito. Yeah. Clavito. Eucalipto es una otra planta. Otra planta. Hey. Eucalipto es otra planta. Otra planta, sí. Yeah. Clavito de olor. Y con este es este guabito norte. Con este es que nosotros también curaba el coronavirus. Just the tea from this. Yeah. Bu dallardan da bunları kaynatarak ilaç yapıyorlarmış. Bundan da yaptıkları ilaç koronavirüsü tedavi etmek için köydekilere iyi gelmiş. Una planta. Esta. Una planta. Solo una planta por coronavirus. Evet. She helped. Yeah. Wow. Eşi koronavirüse yakalanmış. Bu kullandığı bitki çaylarıyla da kurtulmuş hastalıktan. Burada kazan kaynıyor. Şimdi burada köyde un almak için bir market gibi bir yere gidiyoruz. Şöyle bir ormanın içinden birazdan ekmek yapacağız. Köydeki kaldığım aileyle birlikte. Bir gün önce yağmur yağdığı için yol bayağı çamurlu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben de çamurun içinden yürümeye çalışıyorum. Şimdi burada tekrar kaldığım eve geldim. Burada birazdan aldığımız undan ekmek yapacağız. Maya aldık. Biraz da un aldık. Buenas. Bunun içinde maya var. Es harina o es coco? Coco. Hindistan cevizi suyuna, Hindistan cevizi sütüne daha doğrusu maya koyuyor bu şekilde. İçine birazcık şeker koyuyor şimdi. Burada ben ekmek yapımını izliyorum. Çocuklar da beni izliyorlar.
Biraz daha şeker koyuyor içine. Şimdi burada Hindistan cevizi suyuyla unu karıştırdı. Karışımı yoğuruyor şimdi. Neresi? Resmi telefonu. Nice. Yes. Mucho nombres. No. ¿Qué? Haga la cosa. Sí. ¿Qué es eso? Sácalo. Okay, no, no, call S. Okay. Yep. Es una cámara, sí, sí. Şimdi bunu yoğurdukça bu bayağı sertleşti şu an. Ama daha un ekliyor. Şimdi burada bu ekmekleri top haline getirdi. Bir süre burada mayalanmasını bekleyecek. Bu Hindistan cevizlerini burada alıp böyle bir fırın yaptılar. Şimdi fırını yerliyoruz. Bildiğim pide gibi oldu. Buradaki ekmekler. Tek tek yayıp bunları ortasına delik açtı çatalla. Şimdi ekmekleri ocağa koyduk. Şimdi bekliyoruz. Oh. Muchas gracias. Oh. Hot one. Hot, yeah. Yeah. Şunu tutmaya çalışacağım. Ekmek gidiyor, kamerayı durdurmuyoruz. Ekmeği yaptık, köy ekmeğini. Şimdi tadına bakacağım da bayağı sıcak. Muy caliente. Çok sıcak açamıyorum hala. Yeah, it's very hot. Şöyle göstereyim. Köyde biraz önce pişirdiğimiz
dumanı üstünde. Köy ekmeği. Şöyle bir tadına bakacağım bakalım nasılmış. Merhaba. Bayağı iyi. Hindistan cevizinden yaptığımız ekmek. Yani şu anda çok açım. Arasına bir şey koymaya da gerek yok yani. Gayet lezzetli. 2 saat bekledik mayalanması için. Tadı inanılmaz güzel. Ya şunu her gün yiyebilirim yani. Bayağı güzel. İçi de pişmiş durumda. Şöyle göstereyim. Hamur değil yani içi fazla. Şöyle bir tane alalım. Oh, çok sıcak. Tutamıyorum. Ay ay ay. Hat hat. Hat 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 hat. Çok sıcak. Çok sıcak tutamıyorum. Şuraya alalım bakalım. İçindeki coconut sıcak havanın çıkması için. Köyde öğlen yemeğimiz. Hindistan cevizi ekmeği. We are glad to have you here. I would like to you to say to the other people by to come here to visit the village. And I hope you say to the other guy this is a great place for For sure. It was an amazing experience. Thank you very much. Yeah. Thank you for everything. Yeah, I see you. Hasta luego. Şimdi Alfredo'nun evinden ayrılıyoruz. Bizi burada misafir etti. Beraber yemek yedik. Evini gösterdi. Aynı zamanda köyü de gösterdi. Beraber çok güzel vakit geçirdik. Bugünlük bu kadar. Şimdi birazdan dönüş yolculuğuna çıkacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Böyle mangrove ormanlarının arasında bir köy burası. Bu şekilde tekneyle bayağı bir gitmemiz gerekiyor. Mangrove ormanlarından çıkabilmek için. Çünkü şu anda düşük gel git akıntısı var. Düşük olduğu için de teknenin motorunun altına çarpmamak için böyle yavaş ilerliyoruz. Şöyle göstereyim içinden geçtiğimiz ormanı ve ağaçları.